Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gerçekten çok efsane son bölümüne çok büyük ilgi geldi arkadaşlar. 700 yorum, 1100'den fazla beğeni ve 18.000 izlenme var. Gerçekten arkadaşlar o seriyi çok beğendiniz, bu seriyi artık çok beğendiniz. Karora tamamlandı, gol krallığı sıralaması da artık başladı arkadaşlar. Yorumlara zaten yazıyorsunuz, bir önceki video içinde yazmışsınız. Evet arkadaşlar, gerçekten lütfen bu videoyu da arkadaşlar o kadar kişi izleyecekse herkes videoyu beğensin ve en iyisiniz de kanala abone olun, bildirimleri açın arkadaşlar. Geçen video 1100 beğeni olmuş, bu video 1500 beğeni olabilir. Herkes beğensin arkadaşlar, gerçekten bütün yorumlarınızı yine yapıyorum ve bu seferki yorumunuz ne arkadaşlar? Türk'ün gücü serisindeyiz bu arada, Türk'ün gücü videosu. Bu seferki yorumunuz arkadaşlar Hasan Ali yerine Adriano'yu olmuş. Hemen arkadaşlar Hasan Ali yerine Adriano alacağım. En büyük bunu kabul etmemin sebebi de arkadaşlar şu: Hasan Ali artı 5 boost veriyor, Adriano daha fazla veriyordur diye düşündüm. Yani normalde hesaptaki boostlar 8 falan ama hemen Adriano'nun verdiği boost miktarına bakacağım arkadaşlar. Ve yavaş yavaş hangi takımdan futbolcu var onları eşitliyoruz. Yani hangi takımdan futbolcuların olduğuna göre. Yani açıklayamadım ama Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan eşit derecede futbolcu yapmaya çalışıyoruz. Bakalım bunun boostu ne kadarmış? 6'ymış ama 7 olabiliyor. Güzel abi, 7 daha iyi. Bu ne kadarmış abi? Bu da 6'ymış, 7 olabiliyor. O zaman 77'lik kartını alalım, hem bizim için daha iyi olur. Şöyle 77 yapalım, buraya da 77 yapalım. Ve arkadaşlar pozisyon sol bek zaten. Ve hemen Adriano'yu takıma alacağız arkadaşlar. 29.000 coins yazacağım. Ve arkadaşlar dediğim gibi videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar bugün akşam saat 6.30'da Cube TV'de yayındayız. Herkes gelsin arkadaşlar. Cube TV'de bütün yayınları izleyenler de Cube TV'deki kullanıcı adını yorumlara yazsın bakalım. Ben zaten hepinizi hatırlarım orada. Görüyorum enerji falan gönderdiğiniz zaman. Ve arkadaşlar onları kalpleyeceğim. Haberiniz olsun yani. Hepinizi kalpleyeceğim. Hadi bakalım, Cube TV kullanıcı adını herkes yorumlara yazsın. Ayrıyeten de tabii ki de asıl yazmanız gereken de yeni öneri. Hemen bekleyin arkadaşlar, söyleyeceğim. Bu oyuncuyu alayım, kadroyu koyayım. Sonrasında da yeni öneri olarak ne istediğinizi söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar 27.760 var, 23.000 bile var ya. Çok gerçekten oyuncular bayağı ucuzladı. 24.000 yazalım. 23.550. Hemen şunu alacağım arkadaşlar. Ve Hasan Ali ile değiştireceğiz. Ve bakalım takımda kaç tane kimlerden oyuncular olacak göreceğiz şimdi. Hemen burayı değiştiriyoruz. Marcos Alonso değil tabii ki. Adriano'yu alacağım. Evet, Adriano'yu aldık. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Adriano'yu tabii ki de çalıştıracağız. Hasan Ali ile birlikte art üçgen boost veriyor Hasan Ali ve 1 coins'e yükselecek arkadaşlar. 1 coins'e yükselmesin abi. Şöyle yapalım. Bir gen de arttırsak aslında güzel olabilirdi de. Yani gerçekten bayağı bir zarar edeceğim. 23.000 coins'e 4 gen yükselteceğim ya. Arkadaşlar gerçekten yükseltiyorum. Hem genimiz de yükselir zaten. Bu kadar boost bayağı harcadık ama zaten hesapta az boost var. Neyse arkadaşlar, ben sizler için yükselttim. Sizlerin seriye verdiğiniz destek için gerçekten güzel bir şekilde yükselttik. Şimdi boostlarını da basalım arkadaşlar. Hemen reaksiyon bir tane boostu var zaten, basalım. Ve arkadaşlar boostunu da gördüğünüz gibi bastım. Şimdi arkadaşlar hesaba diğer videoda ne yapalım? Her videoda bir gen yükselteceğiz zaten. Herhangi bir oyuncuyu yükselteceğim. Ve arkadaşlar bir tane oyuncuyu değiştireceğiz. Bunu yorumlara sizin yorumlarınızla yapacağım. En beğenilen yorum, yani burada Adriano'yu değiştirdi, en beğenilen yorum. Adriano'yu aldım. Mesela arkadaşlar şu anda kaç tane oyuncu olmuş? 1, 2 tane Beşiktaşlı olmuş galiba. Yok, 3 tane Beşiktaşlı. 4 tane Fenerbahçeli var. Ve 3 tane Galatasaraylı var arkadaşlar. 3 Beşiktaş, 3 Galatasaray ve 4 tane de Fenerbahçeli var. Siz arkadaşlar duruma göre istediğinizi yazın. En çok beğenileni yapacağım. Yani ne olursa olsun en çok beğenileni yapacağım. Bu arada kameranın odağa gitti. Ve geri geldi, tamam, sıkıntı yok. Hadi bakalım arkadaşlar, o zaman hemen karşı atağa girelim tekrardan. Ve arkadaşlar 2 tane maç oynayacağız. Bakalım gol krallığında ne gibi değişimler olacak. Geçen videoda Adem Ljajic, Mbappe değil. Mbaye Jackner artık bana Mbappe gibi gelmeye başladı. Takımımızın Mbappe'si resmen. Süper Lig'in Mbappe'si diyebiliriz arkadaşlar. Ve Andre Ayew'den goller gelmişti. Başka kim gol atmıştı? Galiba atmamıştı kimse. Mbaye Jackner, Ayew ve Adem Ljajic atmıştı. Tam olarak hatırlamıyorum ama zaten yorumları yazmışsınız arkadaşlar. Gol krallığında yorumları yazmışsınız. Onun için de çok teşekkürler. Bugünün gol krallığında yorumları yazabilirsiniz. Ayrıca şu ekranda çıkan şey benim sinirimi gerçekten bozuyor. Dünkü videoda da oldu, bugünkü videoda da oldu. Arkadaşlar bu arada artık video saatimiz saat 12.00'da. Herkes alarmlarını kursun arkadaşlar. O saatte zaten uyanırsınız. Herkesten o saatte beğenilerini bekliyorum. Bu arada bir karşı atakta niye böyle bir sorun oldu? Neyse 1.5 dakikada başladık. Umarım bir sıkıntı olmaz. Mbaye Jackne. Jackne geçti şimdi. Jackne bir daha geçebilecek mi? Jackne yine geçti. Jackne bir daha geç. Abi geçmedi. Gerçekten resmen geçmedi adam. Ve bakın bir anda 1 dakika kaldı arkadaşlar. Gerçekten bozuk. Yani
Anlam veremiyorum. Adem Laiç'ten bir gol geldi arkadaşlar. Yorumlara yazanlar var zaten gol krallığını. Siz de yazabilirsiniz. İsteyen yazabilir. Gol krallığını yazanlara kalp koyuyorum yani. Adem Laiç iki tane gol attı bu arada. Gerçekten güzel. Mbaye Diagne. O faul. Çok güzel abi. Friki kim kullanıyor bu arada? Adem Laiç kullanıyor. Tabii ki güzel kullanır arkadaşlar. Adem Laiç gol kaçırmaz arkadaşlar. Çok kolay. Frikikten. Hadi bakalım. 30 saniye kaldı. 3-0 önde gözüküyoruz ama tabii ki arkadaşlar bu maç muhtemelen iptal olacak. Neyse biz gollerimizi yine de saymış olacağız. Oğuzhan Özyakup şimdi. Oğuzhan Özyakup kaleci kurtardı. Ve hadi bakalım. Adem Laiç verdi pasını Mbaye Diagne. Bir daha Laiç. Laiç şut ve gol. Abi bu Laiç var ya gerçekten muazzam bu arada. Adem Laiç çok iyi. Mbaye Diagne'ye top geldi. Mbaye Diagne harika bir kafa vuruşu. Çok sert ve çok güzel vurdu. Güzel bir gol geldi. Fernando uzaklardan sert bir şut. Kaleci son anda kurtardı. Bu arada 5 tane gol atmayı başardık. Gerçekten çok güzel bir şekilde. Maicon kafa vuramadı. Ve arkadaşlar maçın burada sonuna gördük. Yani hata oluştu diyor. Niye diyor bilmiyorum. Gerçekten çok saçma. Yani çok anlam veremiyorum hiçbir şekilde ama. Hata oluştu diyor abi. 2 maçtır hata oluştu diyor. Bir daha karşı hata gireceğim abi. Bir daha derecesiz oynayacağım. Aynı şekilde bir daha oynayacağım ama niye olduğunu bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar şurada usta paketi var. Gerçekten karşı ataktan gelen usta paketini yakında açacağız. Eşleştirme geçici olarak devre dışı diyor. Hala aynı diyor. Abi normal oynayacağım. Normal oynayabilirim. Neyse rütbemiz düşer arkadaşlar. Ben videodan sonra zaten FIFA şampiyonu çıkaracağım hesabı. O şekilde çıkartırız. Umarım yine aynı sorun olmaz. Lütfen abi aynı sorun olmasın. Tamam normal girdik bu sefer. Daha güzel oldu. 95 yani 120 kim ya? Resmen sadece Juventus'tan kurmuş. Ronaldo'yu da bu kadroya alsın. Alır zaten. Muhtemelen Ronaldo için bekliyor. Gerçekten muazzam bir kadrosu olur kardeşimin. Gerçekten bravo. Hadi bakalım. Güzel şeyler yapacağız. Bakalım bakalım neler olacak. Mbaye Diagne. Mbaye Diagne. Diagne geçemedi. Devam abi devam. Hadi bakalım. Adem Laiç. Uzaklardan çok etkili şutları var. Çok güzel de bir pas atabilir şu an Ayev'e. Ayev'e bir pas geldi. Ayev vuramadı. O topu çekebilir mi Ayev? Abi çok zaman kaybettik. Neyse. Sıkıntı yok. Top bize gelsin tekrar. Mariano. Verdi pasını Mbaye Diagne. Diagne abi offside'de bekliyordu Ayev. Neyse Laiç'e pas verdik zaten. Adem Laiç zaten gol kaçırmıyor arkadaşlar kolay kolay. Gerçekten süper bir oyuncu. Fernando şimdi çekti topu. Fernando kötü bir deneme. Yani tam böyle rahatken deneyemedik. Pozisyon bu kadar rahatken deneyemedik. Yani Adem Laiç bu arada yıllardır gol atıyor abi. Bunu yorumlara yazın. Zaten Adem Laiç'in gol krallığında bayağı bir üste çıkacağını göreceğiz. Andre Ayev'den de güzel bir gol geldi abi. Uzaklardan şutlar gerçekten çok eğlenceli hale gelmeye başladı oyunda. Çok mutluyum şu an. Mbaye Diagne de attı. Ve dördüncü golümüz süper bir şekilde devam ediyor. Fernando şimdi. Fernando Mbaye Diagne. Mbaye Diagne topu çekemedi. Abi yapamadım. Her neyse. Andre Ayev. Ayev direkt vurdum. Ve gol. 7-5 önde. Ama yapacak bir şey yok zaten arkadaşlar. Kontra hata da yedik. Direkt savurabilir miyim derken. Bravo Mariano. Hadi bir daha koy. Çok iyi. Hadi. Çok zaman kaybettim ama savurdum. Oğuzhan Özyakup, Mbaye Diagne. Güzel bir pas gelecek mi geldi. Ayev muazzam kaçtı. Ayev topu arkaya çekecek. Çekemedi, çekti, vurdu ve abi kaleci süper kurtardı bu arada. Rakip de 11 tane gol attı. Helal olsun. Martin Şikirtel vuramadı. Şut. Adem Laiç onu atardı normalde. Evet arkadaşlar bu maçta da 5 gol attık. Az önceki maçta da 5 gol attık. Herhalde Laiç 3'er tane, 2'şer tane en az gol atmıştır. Yani toplamda Laiç 5-6 tane falan gol atmıştır. Diğerlerini tam hatırlamıyorum ama siz yorumlara yazın bundakini. Ve bir önceki videoda da zaten ben kalplemiştim yorumu arkadaşlar. Sıralamaya hepsini teker teker yazarız arkadaşlar. Gerçekten güzel bir şekilde hepsini tamamlamış olacağız. Şimdi arkadaşlar buradan ben bunu da alayım. 5 tane de cevher veriyor. Gerçekten çok güzel bir şekilde. Ve arkadaşlar biliyorsunuz ben bu videolarda paket açmadan gitmiyorum. Hemen bir paketlerimize bakalım. Bakalım hangi paketler var, ne paketleri var görelim arkadaşlar. Ve bu paketleri şimdi sizlerle birlikte açalım. Önce ücretsiz paket varmış. Bir açalım. 20 tane cevher veriyor. Bu arada bu paketler bir dakika 4 saatte bir mi? Ooo altın oyuncu çıktı ilginç. Bu paketler 4 saatte bir mi yenileniyor? Abi bak 4 saatte 20 cevher veriyorsa günde 6 kere 2 120 cevher birikir. Gerçekten yani beleşten günde 120 tane cevher zaten oyun veriyormuş. Bunu da öğrendiğimiz gerçekten güzel oldu arkadaşlar. Şimdi oyuncu paketi açacağım. 45.000 coinslik bir paket. Açmadan gitmiyoruz. Arkadaşlar bir kere ben bu serinin son videosunda bir kere güzel bir oyuncu çıkaracağım. Ayrıyeten abi şu an tekrardan odaklama sorunu yaşıyorum. Kamera odakladı evet şu anda odakladı. Abi bazen odaklamıyor gerçekten ilginç bir şekilde anlam veremiyorum. Her neyse bastım bakalım ne çıkacak. 53 Semenyo. Ferguson ve 71 Dionisi.
ve kadromuzun son haline giriyorum. Arkadaşlar hala yorum yapmadıysanız veya yorum yapsanız bile hani mantıklı geleni beğenin yani yorum yapmasanız bile. Yorum yapmışken videoyu da beğenin arkadaşlar. Aşağıda yorumlarda yani 700 yorum 1100 beğeni çok değişik geliyor bana abi. 700 tane yorum varsa 2000-3000 beğeni olur en az videolarda ama bu videoda bu seride öyle olmuyor. Lütfen beğenilerinizi de atın. Ve arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Ayev, Embaya Cagney, Elif Elmas, Oğuzhan Özyakup falan gerçekten çok güzel duruyor. Burada yavaştan videomuzun sonuna geliyoruz. Adem Laiç yani gerçekten boost'u yüksek almadığına rağmen ben bu adamın bir şut gücüne bakacağım abi. Gerçekten çünkü süper. 79 uzaktan şut ne abi bu adamın mesela? Uzaktan şut. Nerede yazıyor? Uzaktan şut 87. Zaten belliydi arkadaşlar. Mesela Cagney'nin de yüksektir. Ama Ayev'in bu kadar yüksek değildir bence. Bakalım abi. Uzaktan şut bunun 65'miş mesela. Yani Ayev'in bence 65'ten düşüktür gibi geldi bana. Bilmiyorum ama emin değilim. Yo Ayev'in 80'miş vay be. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak gerçekten çok süper bir video gidebilirsiniz. Açıklamada 6.30'da Küp TV'de yayındayım arkadaşlar. Açıklamadan hemen takip edin. 6.30'da bildirimlerinizi alın. Lütfen arkadaşlar aşağıdan Küp TV'ye gelin. Ve şuradaki iki videodan birisine güzel videolar var. Ve şuradan abone olun. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Ve bay bay.